yağmurlu bir gündü bugün. Fakat akşam saatlerinde yağmur dindi. Bir kayanın altından bu örümceği yakaladım. Bununla beraber Madagaskar Karadulu dediğimiz Karadulu da yakaladım. İki tane onlardan yakaladım. Bunu yakından inceliyorum. Çok hareketli bir örümcek. Erkek ön ağzının yanındaki ayakları sperm dolu. Masadan atladı. Daha sonra bunu aldım ben. Karadul'un olduğu yere koydum. Bir şişenin kesik hali bu. Karadul'un yuvasına atladı veya düştü bilmiyorum. Aralarında bir savaş başladı. Beklemediğimiz bir şeydi bu. Oysa ben bu kahverengi örümce çekmeyi düşünüyordum sadece. Yere atlayınca aldım. Karadul da orada şişenin içinde duruyordu. Atladı veya düştü. Aralarında bir kavga başladı. Kahverengi olan Karadul'u ısırdı. Ayağından ısırdı. Şu anda ısırıyor hatta. Karadul da onu ısırdı. Sarı benekli olan Madagaskar Karadul'u diye geçen bir Karadul cinsi. Aralarında kısa süreli bir mücadele oldu. Kahverengi olanın bacakları falan katlandığına göre muhtemelen öldü diye düşündüm. Gerçekten de ölüyor. Öldü veya ölüyor şu anda. Çünkü bacakları toplandı. Hafif titreme var bacaklarında. Karadul sanki bacağını hala kurtaramadı. Ama daha canlı gibi görüyor, gözüküyor. Yaklaşık 20 dakikalık falan bir videonun içerisinden mümkün olduğunca kısalttım ben. Yine de bakıyorum 8 dakikalık kalan bir video olmuş. Kahverengi olan tamamen hareketsiz ama bacağı hala Karadul'un bacağı ağzında. Isırdı, o arada Karadul hamle yaptı. Karadul da onu ısırıyor. Hala ısırıyor Karadul onu. İtiyor. Evet, Karadul daha aktif. Bacağını kurtarmaya çalışıyor. Isırmış vaziyette öldü muhtemelen kahverengi olan. Kahverengi olan da artık hareket yok. Isırdı ve intihar etti. Bunu ben ilk etapta, bunu seslendirmeyi sonra yaptım. İlk etapta Karadul yuvasına girdi ve Karadul'un saldırısına uğradı zannettim. Fakat videoda, bilgisayarda incelediğimde videoyu, onun da ısırdığını, hatta onun daha önce ısırdığını gördüm. Fakat Karadul'un ısırığı daha etkili oldu ve anında öldürdü. Hareketsiz kaldı o şekilde. Karadul hala ayağını kurtarmaya çalışıyor. Bakın ayağı hala ağzında. Ciddi bir mücadele veriyor. Öbürkü öldü. Kahverengi öldü. Karadul yaşadı. Yaşıyor yani. Şu ana kadar. Fakat bacağını hala kurtaramadı. Örümceklerin tamamı zehirli arkadaşlar. Zehirsiz örümcek yok. Fakat zehiri çok etkili olanlar var. Mesela Karadul'un zehiri çok etkili.
kahverengi örümcek hiç dayanamadı yani, anında öldü. Fakat bir sürprizle karşılaştık. Bakın kahverengi artık bir, hiç hayat belirtisi kalmadı gibi bir şey. Daha sonra üçüncü parti videoda, bunu yaklaşık 10 dakika sonra falan çektim. Karadul da öldü arkadaşlar. Karadul da yaklaşık 10-15 dakika sonra öldü. Şu anda Karadul can çekişiyor gibi gözüküyor. Kahverengi örümcek ilk bir dakika içerisinde öldü. Diğeri ise, Karadul ise yaklaşık 15. 16. dakikalarda falan öldü. Bu benim için çok şaşırtıcı ve beklenmeyen bir şey oldu. Amacım iki örümceğin kavgası falan değildi. Kahverengi örümceği daha yakından incelemekti. Çünkü bu örümcekten Çanakkale'de benzerinden görmüştüm. Bu erkek olma olasılığı vardı. Aynı taşın altında yakaladım bunları. Çok hareketli bir örümcekti. Ön sperm torbaları tamamen dolu. Yani kendini bahara hazırlamış bir erkek örümcekti. Fakat çekim esnasında masadan düşünce aldım. Karadul da orada kesik pet şişenin içerisinde yuva arıyordu. Onun kıyısında görüntü almaya çalışırken Karadul'un yuvasına atladı. Atladıktan sonra aralarında bir münakaşa geçti. Muhtemelen ilk ısırığı kahverengi yaptı. Karadul'un bacağını ısırdı. Karadul da onu ısırdı ve anında öldürdü. Fakat ilerleyen dakikalarda Karadul'un da hayatını kaybettiğini gördüm. Evet, bu kadar.